Şimdi zikzak kuralını uygulayabiliriz. Tabii bir kuralı vardı zikzak kuralının. Bir köşeye bir diğer köşeye alıyorduk. Ona göre hareket edeceğiz. Şimdi öncelikle şu paralel doğruları şöyle uzatıyorum. Şimdi bir kısmı yukarıya, bir kısmı aşağıya bakıyor. Yukarıya ve aşağı diye alacağız. Şimdi şunu bir de aradığımız açıyı da işaretleyelim. ABC'yi arıyoruz. A, B, C. Şu açı x açısı. Şu açı x açısı. Şimdi aşağı bakan açıları alalım. Şöyle aşağı doğru yazıyorum. Şöyle yazayım. Aşağı bakan açılar. Buradan 80 dereceyi alıyorum. Aşağı bakan açı. Virgül. Bu köşeyi pas geçiyoruz. Bir sonraki köşeye x'i alacağız. Sonraki köşeyi pas geçiyoruz. Başka da açı yok. Aşağı bakan açılar 80 ve x. Şimdi yukarı bakanları alalım. Yukarıda yer olmadığı için şuraya yazacağım. Şuraya. Biz 80'i aşağı almıştık. Bu köşeyi pas geçiyoruz. Buraya geleceğiz. 115 derece. Bunu yukarı bakan açı olarak almalıyız. 115. Bir sonraki köşeyi pas geçiyoruz. Sonraki köşe yukarı bakan açı. Şurası yani. Burada 135 dereceyi alamayız. Çünkü o aşağıya bakıyor. Biz onun yukarısındaki açıyı alacağız. 180'e tamamlayacak ikisi birbirini. 180'den 135 çıkarsak 45 derece olur. Demek ki yukarı bakan diğer açı da 45. Bu ikisi birbirine eşit olacak. Yani x artı 80 eşittir 115 artı 45. Yani x artı 80 eşittir. İkisini toplayalım. 160. Buradan 80'i karşıya yollayıp 160'tan çıkarırsak x eşittir 80 olur. Aradığımız açı 80 derece.